أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kardeşlerim, İlmihal dersine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Niyet bahsine geldik. Şimdi bizi yeni takip eden kardeşlerimiz var. Bu derslere yeni katılanlar var. Tabii biz bu dersleri yaklaşık bir senedir yapıyoruz. Yani o kadar olmasa bile elhamdülillah bir senedir, bir seneyi geçti hatta, yapıyoruz elhamdülillah. Şimdi yeni ilmihale başlayan kardeşlerimiz var. Hocam baştan mı başladınız? Hepsini bir bulamıyoruz. Tabii çoğaldı böyle. Sayfa çoğaldığı için nereden başlayacağımızı bilemiyoruz diye bugün birkaç arkadaş bana mesaj attı. Ben şu kadarını söyleyeyim kardeşlerim. Yani gerek çocuklarla ders 1, 2, onu da büyükler dinleyebilir. Büyüklerle ders 1, 2... Bizim en baştan büyüklerle ders 1-2'miz sohbet şeklinde oldu. Sohbetin sonunda ilmihal yaptık. Yani format başkaydı yani o en baştaki derslerde. Hep sohbet yaptık. Ayet-i kerime, hadis-i şerif, sonra ilmihal yaptık. Ancak Büyük İslam İlmihaline, bu Ömer Nasuh Bilmen'in Büyük İslam İlmihaline şu kitaba en baştan başladık. Doğrudur. İtikat konusundan başladık. İtikat konusunu bitirdik. Ondan sonra temizlik ve sular bahsini bitirdik. Sonra Ramazan-ı Şerif ayı girdiği için direkt Ramazan konusuna, o baba geçtik, o konuya geçtik. Ramazan konusunu bitirdik. Ramazan'dan sonra hemen kurban konusuna başladık. Kurban konusunu bitirdik. Kurban konusunda da en çok muhatap olduğumuz, hepimizin kıldığı 5 vakit namazda eksiklerimiz olmasın, hatamız olmasın niyetiyle de namaz bölümüne başladık ve namaz bölümünden devam ediyoruz kardeşlerim. Yani baştan buraya kadar gelmiş değiliz. Bir baştan başladık, bir oruca, oruçtan hacca döndük, oradan namaza. Şimdi namaz bittikten sonra da artık biz tercih edeceğiz. Yani biz şunu okuyalım diyeceğiz. Şu konuya bakalım diyeceğiz. Mesela onu biz tercih ederek sayfa numarasını söyleyeceğiz. O şekilde okuyacağız. Şimdiki sayfa numaramız, mesela en son namaz vakitleriyle ilgili bölümü bitirdik elhamdülillah. Şimdi namazda niyetlerle ilgili dün bir giriş yapmıştık kardeşlerim. Niyetle ilgili, niyet çok önemli dedik. Namaza başlarken niyet etmemiz lazım. Ne yaptığımıza niyet edeceğiz. Ne yapıyoruz yani? Ne kılacağız? Farz mı kılacağız? Sünnet mi? Ne için kılacağız, değil mi? Yani birine gösteriş için mi kılıyorsun? Desinler diye mi kılıyorsun? Spor olsun diye mi kılıyorsun? Bak, bu niyet çok önemli. Ve bu niyet bahsine dün giriş yaptık. İnşallah bu hafta, önümüzdeki haftada devam eder. Niyet konusunu inşallah bitiririz. Şimdi kardeşlerim, bugün size niyetle ilgili bir sohbet yapmak istiyorum. Yani niyetin önemiyle ilgili bugün size bir sohbet, inşallah sohbet şeklinde olacak. Konumuz ilmihal ama ilmihal konusu. Konumuz niyet, Büyük İslam ilmihali. İnşallah sohbet yapacağız. Ben yine kısa bir müddet şu yorumları kapatayım. Sizler de kendinizi buna verin inşallah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifiyle başlamak istiyorum. Resulullah buyuruyor ki, müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Bir işe niyet edersin. Mesela bu bizim için, ümmeti Muhammed için geçerli bir şey. Miraç'ta Resulullah'a verilmiş bir hadise. Bir iyiliğe, bir hayra niyet ediyorsun. Diyorsun ki bugün sohbete gideceğim, bugün derse gideceğim, bugün işte bir yerde, erkekler olarak söylüyorum, işte camide yardım edeceğim ya da bir fakire yardım edeceğim derken niyetini ettin.
Ancak onu yapamadın. Hani sohbete gidecektin efendim, ancak o ara misafir geldi, sohbete gidemedin. İşte müminin ameli niyetinden hayırlıdır. Ne demek? Cenab-ı Allah sana sohbete gitmiş gibi sevap veriyor. Bunu unutmayın kardeşim. Yani bir hayra niyet edip onu yapamamak onu işlemiş gibidir yani. Peki bunun tersini düşünelim. Bir şerre niyet ediyorsun. Yani kahveye, kumar oynamaya niyet ettin. Evden çıktın, niyet ettin. Bak çıkıyorsun kahveye doğru kumar oynamaya giderken Cenab-ı Allah meleklerine diyor ki şu an bir şey yazmayın diyor. Bu kuluma bir şey yazmayın diyor. Ne zaman? O haramı işleyecek. Yine yazdırmıyor Allah-u Teala. Haramı işledin, o haramı işledin yine yazdırmıyor. Bekleyin diyor Mevla. Ne zaman yazıyor? Artık tövbe etmezse Mevla Teala meleklerine diyor ki yazın diyor artık. Peki bakın şimdi yine niyetle ilgili. O kulu içki içmeye giderken, kumar oynamaya giderken yolda dese ki ya nefsim istiyor ama Allah bunu yasak etti kardeşim. Ben gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim, oynamayacağım. Böyle yarı yoldan döndüğü anda o niyetiyle yani Allah bunu haram kıldı. Ben Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmayacağım deyip onu niyetini alıp o yoldan döndüğü anda Allah yine sevap yazıyor. Aman Allah. Yani o haramı işlememeye niyet ettiğin anda sevap yazılıyor. Bak, haramı işlemeye niyet ediyorsun, günah yazılmıyor. İşliyorsun yine yazılmıyor. Tövbe etmediğin anda Mevla onu yazıyor senin defterine. Ama iyilik bu değil yani. İyilik böyle değil. İyiliğe niyet ettin, yapamadığın anda Cenab-ı Allah sana sevap yazıyor. Mesela diyelim bir ortamda gıybet ediliyor, değil mi? Sen de gıybet etmek istiyordun, içinden geldi. Estağfurullah dedi ya. Allahu Teala bu gıybeti yasakladı. Gıybet etmeyelim, günaha girmeyelim dediğin anda yani o haramı işlememeye niyet ettiğin anda Allah sana yine sevap yazıyor. Yani Allah Allah demiş gibi, La ilahe illallah demiş gibi, Subhanallah ve bihamdi zikri çekmiş gibi ya gıybet etmeyeyim günahtır diye o haramı işlemekten kendini çevirdiğin anda Cenab-ı Allah sana sevap yazıyor. Ne büyük Allah'ımız var değil mi kardeşlerim? Bu niyet konusunu iyi anlayalım. Bakın niyetin önemini çok iyi anlayalım. Bir de şöyle bir şey düşünelim. Mesela bir Müslüman öldüğü zaman imanlı ölürse yani diyelim ameli, namazı, orucu, haccı, zekatı hepsi var. Öldüğü zaman ne diyoruz? O ebedi cennete gidecek diyoruz. Değil mi? Ebedi cennete. Bak, niyetin önemini anlatan bir cümle söyleyeceğim. Yani halbuki 50 sene namaz kılmış. Misal bir sene bir günlük namaz 10 sene cennet hayatı desek işte 500 bin sene 1 milyon sene cennette kalsa da çıksa halbuki 50 sene ibadetin orucun karşılığı çarpı 10 çarpı 20 diyelim 5 milyon sene. Misal olarak söylüyorum. 5 milyon sene kal çık cennetten. Ama Allahu Teala öyle demiyor. Ne buyuruyor? O 50 senede 100 senede yaşasa eğer imanlı, amelli ölürse onu ben ebedi cennete koyacağım. Anladık mı burayı? Peki kafir için ne diyor Allahu Teala? Kafir de diyelim içki içti, şarap içti, zina etti, şunu yaptı, bunu yaptı, günah işledi. Her günahın çarpısı 100 sene, 1000 sene olmuş olsa o da 5 milyon sene yansın. Adam 100 sene yaşamış. 100 senelik günahının karşılığı yansın, çıksın. O da öyle değil. O da ne yapıyor? O da ebedi cehennemde kalıyor. Niye böyle? Değil mi? Düşündünüz mü bunu yani? 50 sene yaşıyor ebedi cehennem, 50 sene yaşıyor ebedi cennet. Biri ebedi sonsuz cennet, birisi de efendim ebedi cehennem. Ha bak niyet. Yine niyet anlaşılıyor. Allahu Teala o cennetine koyduğu mümine 50 sene değil 500 senede ömür verse o yine mümin olarak yaşayacak. Aman Allah'ım. Onun niyetine müminlik var. O Allah'a inanç var. Onun niyetinde yine oruç var. Yine namaz var. Yine tesettür var. 1000 senede ömür versem onun imanı artarak devam edecek. 10.000 senede versem artarak devam edecek. Yani ne kadar ömür verirsem vereyim o imanından dönmeyecek. Yani içimizden diyen var mı?
Ben 25 sene sonra kafir olacağım diyen var mı içimizde? Haşa. Bu kadar mümin olduk da bir, diyelim 10 sene sonra da bir de kafirliğe bir bakalım diyen var mı içimizden? Haşa, değil mi? Ne var? Hatta imanımız artarak devam ediyor. Coşarak devam ediyor. Bu 1000 sene de olsa, 10.000 sene de olsa bu artarak devam ediyor. İşte bak, bunun karşılığı ne oldu? Sonsuz cennet oldu. Kafir için de böyle. O da efendim Allahü Teala onu da biliyor. Yani ona 500 sene de versek o yine puta tapacak. O yine Allah'a inanmayacak. 1000 sene de verse, 10.000 sene de verse o çizgisinden ebedi cehenneme giden kafirler için söylüyoruz. Çünkü onun niyetinde o var. Onun yaşam şeyinde o var. İkinci anlayacağımız bu olmuş olsun kardeşlerim. Kardeşlerim, bakın ben her zaman söylerim. Mesela bazı kardeşlerimiz, bizi dinleyen burada sizlerden de o kadar böyle İslam aşığı, Kur'an aşığı kardeşlerimiz var ki içinizde. Böyle Kur'an okumayı çok seviyor, ibadet etmeyi çok seviyor, Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi çok seviyor ama Kur'an-ı Kerim'i tam böyle mahreçli okuyamıyor. Olsun. Bak, olsun diyorum. Tabii ki ilerletmeye çalışalım. Oradaki niyetin çok önemli. O Kur'an-ı Kerim'i eline aldığın zamanki o niyetin çok önemli. O okumadaki içindeki aşkın çok önemli. Nice bülbül gibi okuyanlar var. Senin derecene ulaşamayabilirler. Bakın, şimdi ben eski insanlardan, mesela Allah rahmet eylesin babaannemi biliyorum. Şimdi kadın teheccüd namazı kılar, ne bileyim 80 yaşında olmuş erkeklerden kaçar. Yolda yürüyoruz, erkek geldi mi duvara dönüyordu babam. Babaanne ne oldu diyorum, dur şu adam geçsin öyle. Yani sen 80 yaşındasın, bir de gözü müzü her tarafı kapalı ihramlı. Böyle yaşayan bir insan. Şimdi ben Kur'an-ı Kerim okuyorum onun yanında. Öyle makamla okuduğum zaman cennet ayetleri geldi mi? Ya Rabbi sen cennetine koy. Cehennem ayetleri geldi mi? Hemen bir iç çekiyordu böyle, böyle ağlamaklı oluyordu. Ya Rabbi ne edeceğiz cehennemden? Ya Rabbi sen bizi koru. Yani hadi ben okumuşum diyelim, o okumamış. Onun aşkının onda biri bende yok ki. Misal olarak söylüyorum. Aşk, aşk. O okuduğu zaman ne niyetle okuyor? Bak, harfleri benim gibi çıkaramayabilir ama onun o niyeti çok önemli. Mesela mukabele okumaya gelen bir kardeşimiz veya dinlemeye gelen hacı amcalar. Bakıyorsun biz gece mukabele okuyorduk mesela camide. 40-50 kişi saat 4'te geliyor. İcabında ne Arapça biliyor, ne Arapça anlıyor. Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyor. Karşımda oturuyor, icabında 40 dakika, 1 saat böyle dinliyor. Bak bak bak. Niyete bak. 4'te gelmiş dinliyor. Orada cennet ayetleri geçiyor, anlamıyor ki Arapça. Cehennem ayetleri geçiyor, Arapça anlamıyor, bilmiyor. Nuh Aleyhisselam'dan anlatılıyor vesaire, başka peygamber anlamıyor. Ama niyet ne? Bu Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indi. Ben de bu Ramazan'da bu Kur'an'ı baştan sona dinleyeceğim. Rabbimin kelamı adaplı bir şekilde oturuyor dinliyor. Buyur. Gördün mü? Kazancı gördün mü? Niyeti gördün mü? Çok güzel okuyup da Kur'an-ı Kerim'i çok böyle mahreçli okuyup da bir Ramazan geçip de icabında hiçbir hatim okumayan onun kadar kazanamıyor ki. Gördün mü? Onun için Resulullah ne buyuruyor? Ümmetimin diyor niyeti amelinden hayırlıdır diyor. Allahü Teala niyetlerimizi hayırlı eylesin kıymetli kardeşlerim. Evet. Şimdi onun için namazda da mesela namaza duracağımız zaman ne diyeceğiz? Ya Rabbi senin rızan için, konumuz bu yani, namazda niyet. Böyle namaza duracağımız zaman gönlümüzde o olacak. Rabbim senin rızan için, sen emrettin, senin rızanı kazanmak için ben bu öğlen namazını kılıyorum. Kalbimizde bu olacak. Yoksa gerçekten namaz içindeki yapmış olduğumuz hatalardan dolayı bir muhasebeye çekilmiş olsak, belki 10 tane sehiv secdesi, 20 tane sehiv secdesi de yapsak kurtaramayacak hatalar yapıyoruz. Yani tekbir aldıktan sonra aklımıza dükkan geliyor, para geliyor, pul geliyor ama değil mi ki o niyetimiz, o baştaki niyetimiz Rabbim senin rızan için kılıyorum demek, o her şeyi temizliyor Allah'ın izniyle. Onun için niyet çok önemli kardeşlerim. Evet. Yani bu niyet sadece ibadet değil. Mesela işte çocuk eğitiminde,
aynı şekilde. Yani sahabe-i kiram gibi olabilir miyiz? Bizim derecemiz yüce olabilir mi? Hep niyetle alakalıdır kardeşlerim. Yani biz bir İmam-ı Azam annesi olabilir miyiz? Bak, bir sahabe annesi gibi olabilir miyiz kardeşlerim? Bu da niyete bağlı. Evet, 21. yüzyıldayız ama bir ashabın annesi gibi, bir İmam-ı Azam'ın annesi gibi, bir Selahaddin Eyyubi'nin annesi gibi bir kadın olabiliriz. Bir Hazreti Meryem'in annesi gibi, bir Asiye validemiz gibi bir hanım, şu an beni dinleyenler hepimiz olabiliriz. Nasıl olabiliriz hocam? Niyetle alakalı. Mesela Meryem validemizin annesi ne dedi? Anne validemiz, "Ya Rabbi," dedi, "şu karnımdaki çocuğu," dedi, "sana adıyorum," dedi. "Kabul eyle," dedi. "Senin yoluna adıyorum," dedi ve gereğini de yaptı. İşte bizler de genç kızlar mesela, genç erkekler, evlenme niyetlerimiz bu olsun. Allah'ın rızası için evlenelim ve Rabbimin dinini kuvvetlendirecek bir yuvamız olsun. Sen beni destekle, ben seni destekleyeyim. Çocuğumuzu helal büyütelim. Çocuğumuzu okutalım. Çocuğumuzu adayalım. Bak, görüyor musun? Haram işlerden uzak duralım. Abdestli beraber olalım. Efendim, ben yemeği yaparken abdestli olayım. Efendim, birbirimize güzel davranalım. Niyetimiz bu. Yani benim çocuğum sadece hafız olacak ya da namaz kılsın değil. Benim çocuğum İmam-ı Azam gibi olsun, ashab gibi olsun, âli himmetli olmamız lazım kardeşlerim. Ve bu şekilde de dünyaya gelen çocuğu bu çizgide eğitirsek, bakın dikkat edin şu cümleme, sen gereği gibi Allah'ın emrettiği şekilde Allah'ı sevdirdin, peygamberi sevdirdin, Kur'an'ını öğrettin, efendim yemesine helalinden rızkını temin ettin, efendim dünyalık şeylere değer vermedin, efendim icabında dünya süsü için sokak sokak geziyorsun, o perde değil bu perde değil, şuna mobilyayı değişelim diye böyle bir dertleniyorsun. Bu dertlenme evladın için olursa, o yolda eğitirsen, bakın şimdi şu cümleme, senin çocuğun 13-15 yaşından sonra eğer senin gösterdiğin çizginin dışına çıkarsa üzülmene gerek yok kardeşim. Sen aynı Meryem validemizin annesi gibi Allah katında çok kıymetli bir dereceye ulaştın kardeşim sen. Niye? Çünkü senin niyetin, Allah biliyor, senin niyetin çok güzel bir kız yetiştirmekti ve bunun için gerekli olan bütün adımlarını attın ama olmadı. Olmadı ama sen kazandın, bunu unutma yani. Üzülme. Niye ben bu kadar uğraştım, olmadı ya da yanlış yola girdi, yanlış itikada gitti? Evet, bir anne olarak, bir baba olarak üzülebilirsin ama niyetin senin halis olduğu için biiznillahü teala sen kazanan sınıfındasın. Bunu da söylemiş olayım. Evet. Allahu Teala sizin şekillerinize bakmaz. Velakin yanzuru ila kulubiküm. Allahu Teala sizin kalplerinize bakar. Yani bir yatsı namazına giderken bile, yatsı namazına giderken bile nereye gidiyorsun? İşte yatsı namazı kılacağız. Bak, niyetin yani bir çıkayım, bir Müslümanla karşılaşırım, bir selamlaşırım, camiye erken gideyim, oturayım biraz tesbih çekeyim ya da bir iki sayfa Kur'an-ı Kerim okuyayım ya da camide kıbleye karşı oturayım, meleklerin duasını kazanayım ya da hoca bir şey der ki bizim yatsı namazında biz her yatsı namazından sonra bir ilmihal konusu okuyoruz. Hoca bir ilmihal konusu okur, onu dinleyeyim. Bak bak, görüyor musun? Yani niyet bu olursa bir kazanmazsın, bin kazanırsın. Bin kazanarak dönersin. O açıdan niyetlerimizi hep âli tutalım, hep iyi tutalım kardeşlerim. Şimdi biraz sahabe-i kiramdan birkaç misal vermek istiyorum kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bakın niyetin önemine ben binaen söylüyorum. Peygamber Efendimiz de harbe çıkmış. Hani Mescid-i Nebevi'de beraber saf safa namaz kılan insanlar, içerisinde münafıklar da var, Resulullah'la beraber olan, namaz kılan. Birisi sahabe-i kiramdan, yani ya da sahabe gibi münafık, bilemiyorum onu. Birisi doğrandı. Şehit oldu harpte. Bütün herkes, arkadaşları dedi ki onu tanıyan,
ya ne büyük dereceye ulaştı dedi o şehit olan arkadaşları için. Peygamber Efendimiz de başını salladı. Bu arkadaşınız dedi cehenneme gidecek dedi. Cehenneme gitti dedi. Şaşırdılar yani. Sahabe-i kiram da sormadı. Niye hani ne şeyi var diye. Cehenneme gidecek. Ne suçu var? Neden dolayı? Çünkü sahabenin görüşüne göre, bakışına göre böyle 10 parçaya, 15 parçaya bölünmüş, öyle şehit olmuş savaşta. Yüce, çok büyük makam alınan o. Resulullah diyor ki bu cehenneme gitti diyor. Anlayamadılar. Savaş dönüşünde hemen evine gittiler sahabe-i kiramdan. Birkaç kişi hanımına dediler ki ya senin beyinle bir kavgan mı oldu? Savaşa giderken bir şey mi oldu? Ne oldu? Bize bir anlatır mısın? Nedir? Bizim bilmediğimiz bir şey mi var dedi hanımına sahabe-i kiram. Hanımı da dedi ki o dedi savaşa gitmeden önce hanım dedi müşriklerle savaşa gidiyoruz. Onlar buraya gelecek. Hurma bahçelerindeki hurmaların da tam toplanma zamanı. Eğer onlar Medine'ye gelirlerse meyvelerimizi toplayamayız. Ver kılıcı, onlarla mücadele edelim. O zaman iş anlaşıldı yani. Yani savaşa gitme niyeti ne? Bak, niyet çok önemli. Niyet Allah Resulü'nü korumak mı yoksa meyveleri korumak mı? Bak, meyveleri korumak olduğu için niyeti farklı olduğu için Resulullah dedi ki o niyetten kaybetti. Çok meşhur bir hadis-i şerif var biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya kim neye hicret ederse hicreti ona göredir. Mekke'den Medine'ye hicret edilirken grup içerisinde Allah için Mekke'den Medine'ye hicret edenler olduğu gibi onların içerisinde bir tane delikanlı vardı. Sevdiği kız hicret etmişti Medine'ye. Dedi ki ya benim sevdiğim kız Medine'de, ben oraya gideyim onunla hem konuşayım, onunla ayrı olamıyorum, ayrı duramıyorum, aşığım ona diye. Yalnız başıma da gidemem, işte kafile gidiyor, takılayım gideyim. Kafilenin içerisinde Medine'ye Allah için göç eden de var, kız için de göçen var, kız için de giden var. Resulullah buyurdu ki kim ne niyetle hicret ederse niyetine göre alır. Yani Allah için hicret eden onun sevabına kavuşur. Kız için hicret eden de onun niyetine kavuşur. Yani eğer sen kız için niyet ediyorsan, orada kız var diye niyet ediyorsan istenilen sevaba nail olamazsın. Şimdi bunu her yere bunu yorumlayabiliriz. Namazı ne için kılıyorsun? Şimdi sen namazı işte ne yapayım? Evde beni kimse tutmuyor. Gideyim de madem camide işte oradaki laklak ederiz diye kılarsan bir şey yok yani. Ya da yani işte evleneceğim kızın babası 5 vakit camiye gidiyormuş. Gideyim de beni de görsün işte birkaç böyle bir iki hafta gideyim beni görsün de kız istemeye gittiğinde ha bu delikanlıyı camide görüyordum falan diye bana kızı versin. Şimdi bak niyet ne? Niyet kız için camiye gidiyorsun yani. Niyet vakit laklak etmek için, gıybet etmek için, dedikodu etmek için camiye gidiyorsun. Buna bir şey yok. Belki günahı var yani. O açıdan niyetlerimizi çok halis edelim kardeşlerim. Şu yine sahabe-i kiram döneminde şunu söyleyeyim. Tebük müydü? Tebük gazvesine sahabe-i kiram gidiyor. Bakın çok bununla ilgili ayet-i kerimeler de indi. 2-3 tane sahabe-i kiram geldi. Dedi ki ya Resulallah dedi. Bunlar hep sahih hadis-i şeriflerdir. Ayet-i kerime de iniyor. Ben bundan çok etkilendim. Siz de etkileneceğinize inanıyorum. Peygamber Efendimiz'e dediler ki ya Resulallah biz de gelmek istiyoruz seninle Tebük gazvesi zannedersem. Gazve yanlış olmasın. Ya Resulallah biz de gelmek istiyoruz ama ayağımızda çarığımız yok. Hani çölde yürüyeceğiz. Yani bir de bizim silahımız falan yok. Ne olursun ya Resulallah. Bizim ayağımıza çarık verdi. Elimizde bir kılıç mılıç olsun. Biz de cihada gelmek istiyoruz. Ne olursun ya Resulallah. Efendimiz sağa baktı, sola baktı. Onlara verecek çarık bulamadı. Çarık bu dedi ki yani yok dedi, kimse de yok dedi. Siz dedi bu hallede gidemezsiniz, çölde ayaklarınız kavrulur. Aman Allah. Onlar da gittiler mescitte hüngür hüngür ağladılar. Ağlıyorlar. Ya Rabbi biz niye gidemiyoruz? Ya Rabbi sen bizi... Üzüldüler, gidemediler yani. Ayaklarında ayakkabı olamadığı için gidemediler. Neyse 40-50 gün sürdü. Dönüşte bir vadide konaklarken Resulullah buyurdu ki o mescitte ağlayanlar var ya
sizin kazandığınız ecrin aynısını onlar da kazandı buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Halbuki gelmediler. Neden? Çünkü niyetleri halisti, niyetleri gelmekti ama imkanları olmadığı için gelemedi ama kazanç aynı dedi. İşte kardeşlerim niyetin önemine binaen inşallah Rabbim niyetlerimizi halis eylesin. Böyle şimdi bizim bu derslerdeki niyetimiz de çok halis Allah'ın izniyle. Yani burada hocam biz geç mi kaldık? Yok yok hiç öyle düşünmeyin. Şu dersle bile Allahu Teala bizi uçurtur yani. Bir dersle bile çok yüksek derecelere Mevla bizleri kavuşturur. Niyetimiz bu. Bizim niyetimiz Allah için. Bu işte bir iki kelam etmek, Resulullah'tan dinlemek, sahabe-i kiramdan biraz bahsetmek. Bu efendim niyetlerden biz de kazanalım diye. Yine Hanzala radıyallahu anh, onu da notunu almışım buraya. Dedim ya niyetle ilgili çalıştım. Bugün size niyetle ilgili söylüyorum. Bu da çok duygusal bir şey. Hanzala radıyallahu anh yeni evlenmiş bu sahabe-i kiram. Gerdek gecesi, ilk gecesi sabahında, gecesinde Peygamber Efendimiz cihat çağrısı yapıyor. İşte kılıç tutanlar gelsin. Bunda da işte öyle bir aşk var ki ilk gecesi düşünün ki gusül almaya fırsat bulamıyor. Bak yani işte Hanzele radıyallahu anh gusül almaya fırsat bulamıyor. Ondan sonra gidiyor o savaşta şehit oluyor. Efendimiz buyurdu ki Hanzala'nın diyor saçları ıslak gördüm diyor. Çünkü diyor onu diyor melekler yıkadı diyor. Gusül bak niyet niyetine kadar Allah'ın Resulü savaşa çağırmış. Ben eğer gusül alırsam işte yetişemem, gidemem diye bak bak niyete bak niyete. O niyetle icabında cunup gidiyor, melekler yıkıyor onu. Cunup gidiyor, melekler yıkıyor. Niyetinden kazanıyor. Sonra sahabe-i kiram diyorlar, Resulullah buyurdu ki melekler Hanzale'yi banyo yaptırdı. Nedir bu dediğinde hanımı diyor ki Resulullah çağırdığı anda işte yıkanmaya fırsat bulmadan gittiği için efendim ondan gusül alamamıştı. Ama guslü melekler yaptırıyor Hanzale radıyallahu anh'a. Şimdi cunup meleklerin yıkadığı cennete giden bir sahabe icabında abdestli gusüllü ama cehenneme giden de olabiliyor. Niye? Niyet bozuk olduğu için. Rabbimiz niyetlerimizi halis eylesin. Evet. Şunu da söyleyeyim. Biz ibadetlerle mi cennete gideceğiz yoksa Rabbimizin fazlı keremiyle mi cennete gideceğiz? Bakın. Bakın. Diyelim 100 sene her gün namaz kılsak, her gün oruç tutsak, hiç gıybet dedikodu olmasa yine bu ibadetlerimizle cennete gidemiyoruz biz. Neyle gidiyoruz? Cennete Cenab-ı Allah'ın fazlı keremiyle gidiyoruz. Rahmetiyle gidiyoruz. Bu ibadetleri Rabbimizin rahmetini kazanabilmek için yapıyoruz kıymetli kardeşlerim. Son olarak şunu söyleyeyim kardeşlerim. Nuh Aleyhisselam biliyorsunuz 950 sene peygamberlik tebliğinde bulundu. 950 senede 82 kişi ya da 83 kişi iman etti Nuh Aleyhisselam'a. Peygamber Efendimiz 23 senede 120 bin sahabeye veda hutbesi verdi. Bir o kadar daha sahabe dinlememiş olabilir. Ya 200 bin kişi Müslüman oldu. Musa Aleyhisselam'a 10-12 kişi havariler iman etti. Bakın bunlar ulul azim peygamberler. Öyle peygamberler geldi ki, hiç ümmeti olmadı. 200 sene yaşayıp da iki tane ümmeti olan peygamberler geldi. Şimdi Allahu Teala şöyle ayırt etmedi. Sen Nuh, ey Nuh 950 sene sen ben seni peygamber gönderdim. Sen 80 kişi sen çalışamadın diye onu azarlamadı Mevla. Ya da sen işte görevini yapmadın demedi. Nuh Aleyhisselam düşünün ki ulul azim peygamberlerdendir. Bakın dikkat edin. Nuh Aleyhisselam ulul azim peygamberlerdendir. Yani onun ümmetinin azlığı çokluğu isterse bir tane olsun iki tane olsun. Neden ulul azim oldu? Yani çünkü Nuh Aleyhisselam 950 sene tebliğ etti. İçinde hiç şey duygusu olmadı. Pes etme duygusu. Ya bana inanmıyorlar ben artık bırakacağım yok. Öyle bir içten Allah aşkı var. Herkese İslam'ı yayma aşkı var ki
dağlar taşlar Müslüman olsun. O hevesinden, o aşkından, o gayretinden, o arzusundan zerre miktarı kaybetmediği için Mevla ona o büyük makamları lütfetti. Bütün peygamberler böyle. Yoksa ümmet sayısına göre peygamberler derecelendirilmiş olsaydı Nuh Aleyhisselam ulul azım olamazdı ki. Hiç ümmeti olmayan peygamber var. Ona ne diyeceksiniz? Ama peygamberlerde ne var? Hiç niyetlerinde böyle pes etmek yok. Hep böyle Allah'ın dinine hizmet var. Biz de öyle olalım. Bizim de derdimiz olsun. Yani sadece ben namaz kılayım olmasın. Cümlelerimin sonuna geliyorum. Bizim de derdimiz Allah'ın dinini bütün dünyaya yaymak olsun. Çocuklarımızı İmam-ı Azam gibi yetiştirmek olsun. Efendim etrafımıza faydalı Allah'ın yoluna çevirecek heveste, gayrette ben anlatıyorum olmuyor. Pes etmek olmasın. Yani Rabbimiz içimizdeki aşkın devamlılığını görsün ve Efendimizin şu hadis-i şerifi de var. Yatağında ölen bile şehit olur. Yani yatağında ölse bile şehit olanlar var. Kim bunlar? Bu aşk, bu gayret, bu niyet üzerine olanlar. Yani vatan söz konusu olduğu zaman, beni çağırdıkları zaman savaşa ben hazırım. Bu niyet bende olduğu müddetçe Allah'ın dini yolunda mücadele her an hazır olma niyeti arzusu bende olduğu müddetçe yatağımda da ölsem şehitlik mertebesini Cenab-ı Allah veriyor. Niyetler bu kadar önemlidir kıymetli kardeşlerim. Şuara suresi 3'te Peygamber Efendimiz hakkında Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. لَعَلَّكَ بَاخِيُنْ نَفْسَكَ اَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ Neredeyse onlar mümin olsun diye kendini helak edeceksin diyor. Ya Muhammed diyor. Allah Allah. İşte bütün peygamberlerin içindeki duygu bu. Yani o kadar sen hırslanıyorsun ki onlar mümin olsun diye öyle kendini parçalıyorsun ki hiçbir ümitsizlik yok. Kimde? Nuh Aleyhisselam'da da yok. İsa Aleyhisselam'da da yok. Hazreti Muhammed'de de yok. Bizde de öyle olacak. Ben kızıma anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum. Niye beni dinlemiyor? İşte biz efendim bu kadar sohbet ediyoruz. Niye? Yok. Yani biz mücadelemize devam edeceğiz. Bizim hedefimiz mahallemizin Müslümanlığı değil. Özellikle bu sosyal medyada samimi söylüyorum. Ben şu kanal bir sene oldu. Allah lütfeyledi. Benim hedefim burada 100-150 kişi değil. Biiznillahü Teala biz Allah için olduktan sonra bütün dünyaya Rabbimin bu dinini yayma niyetindeyiz. Allah'ın izniyle bu uğurda gayret göstereceğiz. Rabbim muvaffakiyet Allah'tan. Bizim efendim şu kadar dinleyenimiz niye artmıyor falan öyle bir derdimiz yok bizim. Burada 140 da olsa aynı, 1440 da olsa aynı, 1 milyon 440 da olsa aynıdır. Derdimiz bu. Yani bizim sayımızın çoğalması, azalması değil. Bizim derdimiz Allah'ın dinini bu can, bu bedende olduğu müddetçe gece gündüz haykırmak, anlatmak, Rabbimizin rızasını kazanmak, bu uğurda da canımızı Allah'a teslim etmek. Rahat bu dünyada yok yani. Gecemiz, gündüzümüz hep Allah'ın dinine hizmet olarak olacak. Rabbim hani konumuz niyet konusuna girdiğimiz için bugünkü dersimizi hep niyetten anlattık. Biraz da bugünkü dersimiz biraz sohbet gibi oldu kardeşlerim. Bu açıdan kendimizi mesela ilim öğrenmek isteyen kardeşlerim var içimizde. Okuyacağım inşallah o yolda olacağım. Karınca misali o yolda hoca olamazsam bile o yolda ölürüm ya. Yani himmetimizi hep âli tutalım. İnşallah şöyle düşünmeyin. Yani ben bir Meryem valide gibi olabilir miyim? Olabiliriz. Bir Asiye validemiz gibi olabilir miyim? Olabiliriz. Onun niyeti, onun aşkı kalbimizde olduğu müddetçe, o uğurda gayretli olduğumuz müddetçe sen de bir Asiye olabilirsin ve bir Meryem valide olabilirsin kardeşlerim. Hiç bunda şüpheniz olmasın yani. İmam-ı Azam yetiştirme niyeti olsun. Sen de hamile kaldığın zaman Ya Rabbi ben bu çocuğumu adıyorum niyetin sende de olsun.
ve o uğurda çocuğunu yetiştirme gayreti olsun. E şimdi sen hem İmam-ı Azam istiyorsun ama çocuğun 10 yaşına gelmiş Allah'ı peygamberi tanıtmadın. Bu olmaz ki bu yani. İmam-ı Azam istiyorsan ona peygamberi sevdir, dinini öğret, tatlı tatlı İslam'ı anlat, gerekli eğitim neyse onu ver. Yani sadece böyle hayalle olmuyor bu iş. Yani çocuğum iyi birisi olsun. Hayal ediyorum. Herkes çocuğunun iyi birisi olmasını hayal eder. Bu ayrı, bunu tatbik etmek, uygulamak ayrı. Bizim konuştuğumuz niyetini edeceğiz. Ya Rabbi şu karnımdaki çocuğumu senin yoluna adıyorum. O niyet olacak ve gereğini de yapacağız inşallah. Ha, sen gereğini yaptın da çocuğun okumadı. Sen ahirette Hazreti Asiye annemizle berabersin. Sen ahirette Hazreti Meryem validemizin yanındasın. Çünkü niye? Aynı uğurda sen mücadeleni verdin. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu da inanmadı. Yani oğlunun kötülüğü efendim onu derecesini düşürmedi ki. Ama o çizgisinde devam etti. Ya da senin çocuğunun kötülüğü senin dereceni düşürmez. Yeter ki sen o niyetle, azimle, gayretle çocuğunu yetiştirme yolunda ol. Yoksa Allah'ın izniyle sen kazandın. Yani gönlünü rahat tut demek istiyorum kardeşlerim. Bugün de aynı pazar sohbeti gibi bir sohbet olmuş oldu. Bunun için yaptık. İlmihal'de niyetle ilgili konuya gelmiştik. Onu misallerle anlatmış olduk. Rabbim tesiratını halk eylesin. Gecemiz mübarek olsun kardeşlerim. İnşallah yine bunu da kayıt edeceğiz. Rabbim beraberliğimizi daim eylesin. Niyetlerimizi halis eylesin. Şimdi bizim niyetimiz ne? Bak 1,5 sene oldu bu dersler başlayalı. Niyetimiz Allah'ın rızasını kazanmak, işte bunları dinlemek, ibadetlerimizi huşuyla, huzurla yapmak, aynı Meryem valide nasıl ne duygularsa o duygularda hareket etmek, Asiye validemizin inancı gibi hareket etmek ve öldüğümüz zaman onlarla beraber olmak. Rabbim cümlemize nasip eylesin. Geceniz mübarek olsun. Hayırlı geceler. Yarın inşallah ilmihal konusuna yarın gireriz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.